Kendime hemen şu 13 soruyu sorarım. Yapabilir, ses yapalım mı? Mermer Merve, mermer verme, mermer vermem. Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi? Ne oluyor ya hayvan? Kadın bizi duyuyor mu? Görüyor da. Küçük şeyler alın, ağır şeyler yüklemeyin. M60 alayım. M60 küçük mü? Almayız. Hadi geçelim bunları ya. Cinayet Süsü komik bir film değil. Kaşarın koklatıldığı tost gibi boş bir argümandır. Gayet uzatılmış de. Bir sahneydi. Evet, Portatif'ten herkese merhabalar. Bugün sosyal münazaranın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde biliyorsunuz ben Yiğit Karaduman'a mağlup oldum. Morfolojisini savunarak yenildim maalesef ama olsun istedim. Bugün konumuz iki radyo televizyon mezununa karşı güzel bir konu oldu. Ali Atay'ın son dönemde komedi dünyasına damga vurduğu iki film. Ölümlü Dünya'yı savunmak konusunda Orsa Dikeç, Cinayet Süsü'nü savunmak konusunda ise Yiğit Karaduman'a büyük bir görev düşecek bu akşam. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Halledeceğiz efendim. Teşekkür ederim. İnşallah sağ olun. Öncelikle Erkin Bey, çok tatlısınız. Teşekkür ederim efendim. O sizin tatlı başlarınızdan kaynaklanıyor. Beyaz çok yakışmış ve yeni sakal stiline bayıldım. Seni çok yakışıklı gösteriyor. Teşekkür uzun ederim. Uzun boylu adam olmana da bayılıyorum ayrıca, biliyorsun. Teşekkür ederim. Çok şımarmak üzereyim. Bunlar gerçekten hiç etkilemeyecek çünkü içimi çok seviyorum. Ama gülünce başka bir tat buluyorsun. Böyle ay, ne kadar kilo vermişsin ya. Evet. Ay çok kilo vermişsin. Onu ben söyleyecektim. O zaman şimdi bir yazı tura atmak isterdim bu başlangıç aşaması için ama bende para yok. Bir aradım abi, senin vicdanına güveniyoruz. Tabii ki, lütfen. Yazı. Evet, Orsa Hanım, yazı mı? Yazı diyoruz. Ya şimdi ben sağa sola çarpacağım. Bir dakika dur, bir dakika. Üstüme düştü. Tura geldi. Evet, evet Sayın Kaman. Cinayet Süsü. Neden Cinayet Süsü Sayın Kaman? Abi Cinayet Süsü... Cinayet Süsü neden Cinayet Süsü? Çünkü artık burada şunu görüyoruz. Ali Atay'ın bir olgunluk filmi Cinayet Süsü aslında. Şimdi kadroya bakıyorsun, belli başlı ögeler devam ediyor. Okey. Ama bir kere burada iki tane üstad, hatta üç tane, dört tane üstürü sayarım ben buradan. Binnur Kaya, Uğur Yücel gibi etkenler çok fazla. Bir de burada şöyle bir durum var. Ben kişisel sevdiğim tarzlardan biri olan polisiyeye biraz gitmişler. Şimdi belli bir olay örgüsü var. Cengiz Bozkurt'u saymadı burada. Heh, kim diyorum, Cengiz Bozkurt. Belli bir olay örgüsü var. Sadece ölümlü yağdaki gibi Twitter mizahı üzerinden yürümemişler. Daha bence çok daha komik. Her ne kadar IMDB gibi yanıltıcı bir organizasyonda çok daha düşük olsa puanı ölüm dünyadan, çok daha kaliteli, çok daha emek verilmiş, çok daha komik, çok daha üst düzey bir filmdir. Ölüm dünyaya nazaran konuşuyorum. Ha, bence adamın en iyi filmi, ilk yaptığı filmi Limonata'dır, o ayrı konu ama yani ölüm dünya, mesela aklınıza ne geliyor? Herkesin işte Feyyaz'ın işte paspaslı adam öldürttü. Yok benim babamın bilmem neyi kutu kola gibidir geliyor. İki. Üç tane. Üçüncü ne gelir? Üçüncü gelmez aklına. Çünkü hep bunlar paylaşılır falan. Ama cinayet süreci şöyle oldu aslında. Herkes işte o bilmem neler yap beni videosu çok şey oldu. Bilmem ne noktası çok konuşuldu. Gibi gibi. Ama mesela bunları aslında özgün düşünecek olursak şey için konuşuyorum. Belli kesitler bakımından konuşuyorum. Ölüm dünyada 3-4 kesit varsa cinayet süreci 10-15 kesit kullanırsın. Çok daha komik diye. Bir de neyse onu sonra gelirim. Ben şu an hepsini harcamak istemiyorum konuzlarımın. Biraz ortaya söz bırakayım. Özetleyecek olursak IMDB'de daha düşük görünüyor. Evet. İnsanlar çok daha gömdü. Evet. Ama kesinlikle cinayet süsü olmasa. Evet. Karaduman, teşekkür ederiz Sayın Karaduman. Orsa yani Yiğit Bey burada filmdeki efsanevi kesit oranının daha ciddi oranda yüksek olduğu söylenmeye göre. Tabii karşı duruşlar üstadlardan söz etti ki Uğur Yücel gerçekten önemli bir üstaddır. Bu konuda kimsenin şüphesi yok. Fakat ölümlü dünyada bu açıkları kapatabilecek neler vardır? Sizden bunları duymak isteriz. Buyurun.
Öncelikle merhabalar tekrardan. Merhabalar. Hadi geçelim bunları ya. Birbirimizi lütfen sabote etmeyelim. Ben sizi saygıyla dinledim Yiğit Bey. Lütfen terbiyesizliğiniz olsun. Haklısın. Şöyle başlayayım. Öncelikle oyuncu kadrosundan başlayalım. Şimdi bildiğimiz gibi dünyada da ülkemizde de çok fazla yönetmen belli başlı oyuncularla çalışıyor. İşte atıyorum Tarantino'dur, Samuel Jackson'la çalışır her filminde. İşte başka başka oyuncular, başka başka yönetmenlerle çalışırlar. Bunların hepsi böyledir. Ali Atay da belli başlı insanlarla çalışmayı seviyor. Yani kendi bir arkadaş grupları, bir kitleleri var. Onlarla çalışıyor genel olarak oyuncularda. Evet, Ölümlü Dünya'da belki eski tiyatrocu, işte tiyatro kökenli çok fazla inanılmaz yıldız oyuncu belki yoktu. Ama kim vardı? Ahmet Mümtaz Taylan gibi çok büyük bir oyuncu vardı. Ahmet Mümtaz Taylan gerçekten ciddi anlamda iyi bir oyuncudur. Sarp Apak vardı, günümüz oyuncularından tiyatro kökenli İrem Sak vardı. Yine Feyyaz'ı oynattılar. Şu an adını hatırlayamıyorum. Alper Kul. Alper Kul çok iyi bir oyuncudur. Alper Kul vardı. Dolayısıyla Ölümlü Dünya'da iyi oyuncu yoktur. Ama Cinayet Süsü'nde iyi oyuncu vardır gibi bir kıyasa giremiyoruz bu durumda. Çünkü ikisinde de gayet iyi oyuncular var. İkisini de kabul edebiliriz. Yani öyle bir şey dememiştim zaten. Neyse. Karalayamayız. Ben sizi bölmedim Yiğit Bey lütfen. Tamam. Gelelim filmlerin türüne göre karşılıklarına, izleyiciye verdiği karşılıklara. Şimdi Ölümlü Dünya'da Cinayet Süsü de tür olarak absürt komedi türünde filmler değil mi? Affedersiniz. Evet. Önemli, buyurun. Helal. Şimdi Ölümlü Dünya'da gerçekten birden fazla ciddi anlamda absürt komik sahne varken Cinayet Süsü'nde bu sahneler ikiye geçmiyor. Sizin az önce aklınıza gelmedi Yiğit Bey ama benim özellikle sosyal medyada viral olmuş kesitlerden bahsedeceğim Ölümlü Dünya'da. Bu oteldeki işte sol kendi içerisinde fraksiyonlara bölündüğü için zaten bu durumda sahnesi çok dikkat çekti. Sizin dediğiniz gibi bana paspaslı adam öldürttüler sahnesi çok dikkat çekti. Benim babamın kutu kola gibidir kısmı çok dikkat çekti. Bakın şimdi 3 sahne saydım. Devam ediyorum. En son bu vurulmalı sahnelerde "Aa babacığım biz sizi öldü sandık" kısmı çok dikkat çekti. Çok gülündü buna da. Bu şiirli sahne vardı arabada. İşte "Kuşum sen kuşum, biricik düştü kuşumsun sen" falan diye özür böyle. Özür dilerim için ben sinirim bozuldu onunla. Bunlar bu vardı. Bir de mesela Wi-Fi sahnesi ciddi anlamda İbrahim Selim'le beraber oynadıkları, Feyyaz'ın oynadığı o sahne. Yaz küçük üç, evet küçük üç falan diye. Bunlar bakın sadece benim şu anda aklıma gelen 6-7 tane komik sahne saydım size. Ama şimdi Cinayet Süsü'ne gelip baktığım zaman Cinayet Süsü'nde neye güldüm? Cinayet Süsü'nde bağıra bağıra güldüğüm hiçbir sahne olmadı bu arada. Yani benim az önce Ölümlü Dünya'da saydığım sahnelerin bazılarına gerçekten ciddi anlamda güldüm. Diğerlerine de güldüm. Ama Cinayet Süsü'nde beni güldüren tek bir sahne vardı. O işte kadınla yazıştığı, adamla yazıştığı sahne. İşte Cengiz Bozkurt'un "beni diyorum" diye bağırdığı sahneye güldüm sadece. Bir de Binnur Kaya'yla Feyyaz'ın oynadığı bu bombalı sahne vardı ya, orada birbirlerine ilanı aşk ettikleri. O kısma güldüm sadece. Bunların dışında gerçekten böyle yüzünde ufak tebessümlere sebep olan sahne bile yok. Yani şimdi absürt komedi dediğimiz türde ister istemez gülmek istiyorsunuz. Cinayet Süsü komik bir film değil, absürt komedi türünde bir filmi karşılamıyor. Film kötüdür demiyorum. Karakterleri başlı başına güzel aslında. Ama absürt komedi türünde başarısız bir film. Ama Ölümlü Dünya böyle değil. Budur. Evet, teşekkür ederim. Ben şimdi iki tartışmacıya da şunu söylemek istiyorum. Tabii ki sizler de farkındasınız. Seyirciler de farkında. Burada tabii ki komik önemli bir unsur ama biz en komik filmi değil, en iyi filmi değerlendireceğimizi ve tartışmamızın ona göre şekillenmesini de önemli rica edeceğim katılımcılarımızdan deyip ve bu Orsan'ın daha çok sizin yarattığınız zamanları karşı cevaplar verdi. Yeni bir şey pek fazla üretti diyemeyiz. Ama sizin
Bununla ilgili vereceğiniz bir cevabınız varsa dinlemek isteriz. Veya başka bir madde olarak sunmak istediğiniz bir şey varsa. Buyurun. Tabii ki. Şimdi bir kere böldüğümü söyledi. O yüzden ben lafımı orada absorbe ettim. Ben şunu soracağım. Ben cinayet üstündeki oyuncular ultra süperdir ama ölüm dünyadaki oyuncular iğrençtir diye bir tarz mimarlı bir şey kurmadım. Ben sadece ustalardan bahsettim. Cinayet üstündeki ustalardan bahsettim. Ben kötü oyunculuk, ya kötü oynadılar da kötü oyuncular var demedim. Ha, kötü oynayan oyuncular var. Şimdi isim zikretmek gibi olmasın ama yani Sarpapak mesela inanılmaz kötü oynamış bu filmde. Neyse. Şimdi. Bir de dedi ki sosyal medyada çok kullanılan videolar var dedi. Ölüm dünyadan dedi. Ben bir şunu soracağım size ikinize de aslında burada. Bir dostane sorum bu. Tabii. Sosyal medyada popüler olan her şey çok mu iyidir? Bugün Duygu Özaslan da popüler. Efendime söyleyeyim işte Über Klöz de popüler. Sallıyorum şu an. Burada hani kimseyi kötülemek niyetim yok ama yani bugün osursanız çilek videosu çeksiniz popüler olabilirsiniz zaten sosyal medyada. Bu evet. Sinemaya değer katan bir şey değildir. Şimdi ha oyun kadrosundan bu bir soruydu bu arada. Buna cevap beklemeyecek misiniz? Ne? Bu sorduğunuz sorunun cevabını almadan mı devam edeceksiniz? Bunu size soruyorum ben. Tamam işte cevap verelim. Ha tamam ver buyur. E tabii. Yani tabii ki sosyal medyada popüler olan, viral haline gelen her şey iyidir, kötüdür demiyoruz. Yani cringe olan videolar da sırf cringe olduğu için popülerleşebiliyor. Bir şey çok kötüyse popülerleşebiliyor. Ya da bir şey çok iyiyse popülerleşebiliyor. Şimdi filmin komedi unsurları üzerinden ünlendiği durumunda... Yani şu an ben soğuma halinde değil mi? Biraz hani hızlı şey yaparsak ben... Tamam. Komedi unsurlarından ötürü çok dolaşıldığı için videolar o yüzden sosyal medyada da çok paylaşıldı diye örnek verdim. Yoksa tabii ki sosyal medyada paylaşılan her şey bir mükemmel bir şey değildir ve sosyal medya bir karar merci değildir. Evet. Tamam. bir de şu var hani dur. Şimdi Ölüm Dünya'da şu kadar sahne var, Cinayet Üstü'nde şu kadar sahne var. Cinayet Üstü'nde ben sizi açarım. Bütün filmi gülersiniz. Ama şöyle bir durum var açık konuşmak gerekirse. Lütfen yanlış algılamayın. Absürt komedi biraz da şimdi kelimeyi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum da. Hani anlayabilene absürt komedi. Lütfen şey yapmayın. Anlıyorum ama. Şimdi bir damacana su var elinizde. Bir bardağa koyuyorsunuz. Bardağın aldığı hacim 330 mililitre ama bir şişeye koyarsınız yarım litre 5 mililitre. Bu daha çok hani aslında senin verdiğin kadardır. Senin karşıdakinin alabildiği kadardır senin verdiğin. Dolayısıyla burada biraz kişi kendinden bilir işi üzerinden vurmak istedim. Neyse. Şimdi ben size sahnede bir efendim bak ben buraya notumu aldım. Ben size sayayım istersin. Ben burada siz konuşurken aldım bunu. Mesela Ölüm Dünya'da değil de cinayet üstünde işte ben hemen ilk 13 soruyu sorarım dediği sahne. Bu komikti. Kimse itiraz edemez bunu. Gayet uzatılmış bir sahneydi. Gereksiz uzatılmış gayet de kimi... Tadında bırakılmamış bir sahneydi. Ne belli. Absürt komedi işte bakın bahsettiğim şey. Peki yani yine peki de. Şunu soracağım. Aşağıda çatışma varken yukarıda sol fraksiyonları bölünün sahnesi de uzatılmıştır o zaman. Ona bakarsa benim babamın biraz kutu kola gibidir de çok uzatılmıştır. Bir, madem söyledi kes orada değil mi? Hayır. Şöyle düşünüyorsunuz şimdi. O sırada espriyi verdiler. Sahne orada bitti zaten. Ölümlü dünyada uzatılma yok ama... Cinayet süsünde o sahneyi çok uzattılar. Yani gereksiz uzatılan net bir şekilde tek sahne vardı filmde. Şimdi efendim, bakın. Bu boş yapma filmde. Boş yapıyor filmde. Filmde absürt komedinin bir neviydi. Bir ikinci yeri boş yapıyor. Bakın absürt komedinin de insanların güleceği süre vardır. Bunu aşmak vardır. Bir yerden sonra sıkılırsınız. Sevgili yani. Katılımcılar özür dileyerek hani bakın uzatmaktan şikayetçi fakat bu nicelik konusuyla ilgili bir takım yani biz filmin nicelik olarak yani biz sahnenin işte kaç kişi tarafından izlenmiş kadar önemli değil. Bunlar yatay şeyler. Biz nitelik olarak gireceğiz. Ve bu tartışmayı uzatırsanız ikinizin de yararına olmayacak. Orhan Hanım sadece cevap vererek gidiyorsunuz. Henüz bir argüman üretmişsiniz. Yiğit Bey'in argümanları karşısında. Ve süremiz... Durma argüman ürettim lütfen. Ben ekonomik değerlendirelim süremizi. Buyurun efendim. Kim daha etmek ister? Bendeydi şu an Orhan Hanım. Biraz buyurun Yiğit Bey. Yani. İkinci olarak mesela ne var? Sorgu odası sahnesi vardır cinayet filminde ki orada bir paravan alış gerekir. Paravan yoktur ve bundan çıkan bir komedi vardır. Çok güzel, çok komik sanırım bu arada. Mesela
eleman basmaya geldikten sonra ki düğün sahnesi. Böyle köçekler böcekler iniyor, ortalık karışıyor falan. O sahne çok gayet komikti. Herkesin, aslında bence kimsenin dikkat etmedi ama benim aşırı güldüğüm sahne. Şu an atölye tekrar gördüm. Yani sonlara doğru artık hani spoiler verdim çok fazla ama bir oradaki Uğur Yücel'le askerinin muhabbeti vardı. Siz önden girin muhabbeti vardı. Abi yok vallahi bak ilk getirmedim muhabbeti. Mesela çok komikti aslında oradaki 40 saniye sekans. Neydi? Allah inancın olsun ilk getirmedim. Siz girin abi. Her zaman diyor çünkü biz boş çıkıyor falan. Yanımda girmem 15 dakika falan diyor. Bu sahne gayet komikti. Ama dediğim gibi hani sosyal medyada bunlar kesitlenemedi veya işte ünlenemedi diye. Ya bu argüman çok boş, çok altı boş. Hani kaşarın koklatıldığı tost gibi boş bir argümandır. Bana deseniz ki işte oyuncular kötüydü, şu kötüydü falan, o da değil. Münir Kaya müthiş oynamış, Uğur Yücel harika oynamış ki burada gizli bir kahraman vardır. Uğur Yücel'in sorgu yaptığı, ismini şu an hatırlayamadım ama kendisi Kız Kardeşler'den oynuyordu. Aynı karakterden hatta. Orada işte yanakları benziyor, lok lok yanakları vardı, bir şey gibi bof bof falan diyordu. Tam şimdi reklamı hatırlamıyorum, çok çünkü şiveli konuşuyordu. O mesela çok güzel bir karakterdi. Sonra işte ilk başta Mahmut Tuncer çıkıyor falan, robot sesini falan. Onlar mesela güzel sanatlar. Neyse, ağzım yine şey oldu. İstiklal Caddesi gibi oldu. Özellikle yani şey, bunlar hani bana argüman gelmiyor. Buna hep buna defans geliyor. Yani sinematografi... Sonra şunu söyleyeyim artık, tamam artık lafı salacağım. Şimdi siz az çok benim sevdiğim filmleri ve benim yaptığım filmleri biliyorsunuz. Ben bir şeyi müzikle eşleştirmeye bayılırım. Görüntü müzikle çakıyorsa çok iyi olur. Spoiler olsun, bir şey olmaz. Filmin sonunda o kanatlı şey çıktığında dıdıdım dıdım durududum simsiyah gecenin konusunda demiş kodu böyle. Bence o zaten filmi 2 puan yükseltiyor. Net söylüyorum. Net yere net ya. O kare müthiş. Teşekkür ederim. Yani şimdi sinematografiye girersek Ölümün Dünyanı'nda bundan aşağı kalır yanı yok. Mükemmel drone çekimleri vardı. Özellikle bu kaçma kovalama sahnelerinde o şeyle gittikleri minibüsleriyle işte tarlaya girdikleri filan, o üstten çektikleri çok güzel sahnelerdi ve müzikle beraber de çok güzel gidiyordu. Yani, aynı sahneleri arka sokaklarda da bulabilirsiniz. Ali Atay bunu zaten güzel yapan bir yönetmen. Yani nihayetinde bir yönetmenin filmlerini tartışıyoruz. Dolayısıyla adam sinematografide iyi. Ben sinematografisini tartışmıyorum şu anda Ali Atay'ın. Çünkü zaten güzel yapıyor bu işi. Karakterlerde bence ne diyeceğimi unuttum. Yok şey, karakterlerden bahsetmeyecek mi? Farklı bir şey söyleyecek mi? Yanlış bir karakterlerden karıştı. Şimdi sen dedin ya anlayana birazcık falan diye. Kesinlikle. Anlayana muhabbeti değil. Baktığınız zaman senaryoyu yazan ekip yine aynı ekip. Feyyaz Yiğit, Ali Atay, Aziz Kedi tarafından yazılmış. İki senaryo konuşuyoruz. Şimdi Ölümlü Dünya'nın şakalarını algılayıp Cinayet Süsü'nün şakalarını algılamamış olamayız. Söylediğin sahnelerin hepsini algıladım gayet. Sadece komik değillerdi. Dediğim gibi Cinayet Süsü kötü bir filmdir demiyorum. Yani ama kendi türünde başarısız bir filmdir diyorum. Karakterler başarılı, tek tek çok daha başarılı karakterleri var Ölümlü Dünya'ya göre aslında bakılırsa. Yani özellikle ben Binnur Kaya'nın ve Cengiz Bozkurt'un karakterlerini çok beğendim. Çünkü Binnur Kaya polis olmasına rağmen o kadınlık, anneliği bırakamıyor, yani dışarıda bırakamıyor falan. Gerçekçi bir karakterdi. Keza Cengiz Bozkurt'un da hani polisiyelerden alışık olduğumuz böyle olay geldi hemen koşup gidelim değil de abi ben çok yoruldum ya boş ver beni salın falan demesi, bunlar gerçekçi unsurlardı, başarılıydı. Ama dediğim gibi absürt komedi türünde iyi bir film değildi. Film olarak iyi bir filmdi. Ölümlü Dünya hem film olarak iyi bir filmdi hem kendi türünde iyi bir filmdi. Yani Ölümlü Dünya sana sunduğu her şeyi karşılayan bir film. Ama Cinayet Süsü öyle değil. Budur, bu kadar. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır sevgili yorumlarım? Ben o zaman şöyle bir değerlendirme yapacağım. Şunu söylemek isterim. Öncelikle tabii ki iki film de çok kalitede sevdiğim bir filmdir. Yani en azı ki süremiz yetmedi, eksik bile kaldınız birçok konuda. İkinize de parlamasınız olduğu için teşekkür ederim öncelikle. Ama ve lakin konulara gelecek olursak Karaduman ilk söze girişinde nicelikten bahsetmesine rağmen geri kalan durumlarda hep kendi argümanlarını üretirken Orsa Bikeç seçime girecek politikacı misali hep bunlara cevap vererek
hiç yeni bir gündem oluşturamadı maalesef. Bu anlamda ciddi bir puan kaybı yaşadı ve maalesef beni yenmiş olmasına rağmen nefret ettiğim Yiğit Karaduman bu tartışmanın da galibi olmuştur. Ben geçen yarışmada eledim diye siz de beni şu anda eliyorsunuz biliyorum ama. Evet. Estağfurullah, öyle bir şey asla yapmam. Sen yaptığınız zaman yapacak bir şey yok artık. Evet, Yiğit Bey 2 münazara 2 galibiyet 6 puanla başladı lige. Biz 0'lı puandayız. Yani lig yaptığımız ama olsun, ben şu an futbol özleminden böyle saçma sapan bir örnek verdim. Yiğit Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. Orhan'a da tebrik ederim bu arada. Öncelikle Erkin Bey size hakkımı teslim ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Demek. Evet, yani bu hem sinema hem müzik artık önümüzdeki yerde belgesel, caz, doğu felsefesi, Yunan felsefesi, Mezopotamya, mimarlık, kentçilik, belediyecilik, siyaset, her konuda Yiğit Karaduman iddialı. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz efendim. O zaman bu haftalık... Mangal gibi vardır, mangal gibi. Sosyal münazaradan bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hadi bay bay. Bizce abone olun. Ha, abone olun, evet. Bay bay.